Lüks algısı vardır. İyi, kötü, çirkin algısı vardır. Tasarımcı bunlardan azade bir karakter olmak zorunda. Aslında insan bundan azade olmak zorunda da tasarımcı buna çok ciddi özen göstermek zorunda. Yani tasarımcı bir rengi beğenemez. Tasarımcı bir malzemeyi beğenemez. Tasarımcı herhangi bir biçimi de beğenemez. Hangi sosyokültürel yapıya, hangi müşteriye hitap ediyorsa ona göre çalışmak zorunda. Onun çizgisine göre ve bunu tasarım kriterleriyle doğru şekilde uygulamak zorunda. Bu çok çok ciddi bir konu bu arada. Yani bizim de çok kaçırdığımız bir konu. Bir de böyle bir ukalalığımız var tasarımcılar olarak. Aa, benim çizgim bellidir arkadaş, sen benim çizgime geliyorsun gibi, öyle bir şey yok. Abi orada yaptığın işin ne gerektirdiğini çok iyi anlaman gerekiyor. Çok doğrusun. Kayıttan önce konuştuğumuz konulardan biriydi. Hani sen şey dedin ya, işte okuyorum ediyorum, bu yüzden de bir proje ya da bir işten bahsedildiğinde ben zaten onun bir örneğini bir yerde görmüştüm ya da fikir sahibiyim bu konuyla diyorsun. Hani oturup onu sıfırdan keşfetmeme gerek yok. Çünkü o arkadan gelen bir kültür ve araştırmadan gelen bir deneyimden gelen böyle bir şey var. İşte senin tasarımda da aslında o bilgi birikiminin olması gerekiyor. Diğer türlü ben sadece atıyorum flat design yaparım dersen grafik tasarımda. Ya abi adamın işi ona uymuyorsa ne yapacaksın? Çok doğru bir yani, şey söyledin, evet. O zaman sen dükkanı kapat git. Ya da şey, sen sadece flat tasarımcısın ama niye bu limittesin? Olmaman gerekiyor. Senin zaten diğerine de açık olman lazım. Yani niteliksizliğini aslında tanımlıyorsun. Evet, evet. Kendini. Diyorsun ki ben bunu yapabiliyorum arkadaşa. Arkadaşa ancak bu. Arada onu yapabilirsin. Okey ama bu senin orada durman gerektiği anlamına gelmiyor. Kendine oturup gelişmen gerekiyor. Bir de bunu kibirli gerekiyor. Bir şekilde tanımlaman gerekmiyor. Bu çok detay, çok önemli bir detay. Yani gerçekten buna ciddi değinmek istiyorum. Tasarımcı dediğin kişi kendi zevkine göre bir şey yapan kişi değildir. Evet. Hedef kitleye göre çözüm üreten kişidir. Tasarım zaten en başında söyledim ya. Hı-hı. İşlevin konfor ve estetik kaygılarla kurgulanmasıdır arkadaşım. Yani sen buradaki kişinin, sen işlevi çözeceksin. İşlevi çözmek sende. Bununla ilgili bütün sorunları çözme kısmı da sende. Ama konfor ve estetik kısmı buradaki hedef kitleye bağlıdır. Yani burada müşteri de diyebilirsin buna veya oradaki hedef kitle de diyebilirsin. Yaptığın tasarıma göre. Şimdi dijital tasarımda bir kişi değil hedef kitle. Aynen öyle. Binlerce, belki milyonlarca kişi. Şimdi baktığında ama hani bir ev tasarımına girersen, iç mekan dekorasyonu, bir yani hani konut diyeyim. Evet. Daha doğrusu. Burada sonuçta 2-3-4 kişiye hitap ediyorsun. Oradaki kişilerin konforuna bakarsın. Yani bir mutfak tasarlıyorsun. Örneğinden çıkacağım. Ve evin hanımı 1.55 boyunda. Abi niye standart ölçü kullanıyorsun ya? Aynen öyle. Ha, bu arada cinsiyetçilik yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çok iyi anlıyorum. En çok o kullanacak. Benim annemin de boyu uzun değildir baktığında. Eşim de o standart boyutta. Hadi tamam, tezgah kullanmasında sorun yok annemin ama üstteki raflar onun için çok uzun. Aynen öyle. Yani niye? Bu işlevsizlik neden? Neden? Yani sen şimdi burada standartları o kişiye göre değiştirmen gerekiyor. Ha, dijital tasarım dediğimiz gibi veya kentsel tasarım dediğimiz gibi konularda bunu özelleştirisi, genelleştirisi. Çünkü sosyokültürel yapı, sosyoekonomik yapı vesaire kavramlar girer devreye. Ha, dijital tasarımda belki, yine orada da giriyor ya sosyoekonomik yapı. İllaki giriyor. Ha bak, şöyle bir örnek var. Yani sonuçta 1500 liradan 1499 lirayı dediğinde alacak adam belli. Hayır, şimdi şunun örneğini vereyim abi. Ben Apple'ın pazarlama dilini ve tasarım dilini çok beğeniyorum. Hani bu Apple fanboyluktan değil. Adamlar bir trend belirleyici oldukları için. Yani şey vardır. Benim de hatta mentorum, abim bana bu işleri anlatırken böyle işte zamanında şey derdi. Apple'ın sitesine yılbaşında gir bak. Hani sene başlarında ilk çeyrekte. O tasarımları yıl içerisinde herkese görmeye başlarsın derdi. Neredeyse son 7-8 yıldır işte ben bunları böyle aktif takip ettiğimden beri de hep böyledir yani. Hani şu an girelim, o tasarımlarda şu an puntolar büyümüştür falan, böyle daha iç içe giren tasarımlar vardır. Yıl içerisinde bunların daha yaygınlaşacağını göreceğiz. Ama şimdi bahsedeceğim şey bu değil. Apple'ın mantığı hep bir sadeliktir. Zaten ürün, hani Apple ya da şey iPhone'u ya da Mac'in tasarımını geç, ambalaj tasarımında bile şey yoktur abi. Atıyorum işte 16 çekirdek işlemcisi şu bu yazmaz abi. Telefon fotoğrafı vardı. Hani basitliktir. Şimdi ama X bir atıyorum köşedeki işte süpermarket zincirinin kataloğuna baktığında karmaşa vardır. İşte sosyokültürel kısım tasarımda, dijital tasarımda ya da baskı tasarımında burada çok öne çıkıyor aslında.
ya da Apple harici X bir marka, şimdi ismi vermeyeceğim. O markaların da işte ambalajlarına baktığında karmaşalar bilmem ne vardır. Hitap ettiği kitle başkadır çünkü orada. Apple'ınki şeydir. Abi benim bir ürünüm bu. Bundan iki tane var. Biri işte 256 GB, biri 1 TB. Hani bundan bu. Seç. İkisinin de ambalajı aynı. İşte bizim taraftaki o dijital taraftaki ya da işte o pazarlama dilinde kullanılan grafik çalışmalarındaki mantık da insanlara nasıl hitap edeceğine değişiyor. Ben şimdi de daha global bir markaya çalışma yaparken onun globaldeki dilini alıp Türkiye'ye yerelleştirip özelleştiriyorum. Ama Türkiye üzerinde bir markaysa da bakıyorum ki bu adamların sattıkları ürünler ne, kime hedefliyorlar? Ona göre bir tasarım yapmam gerekiyor. E sen şimdi atıyorum 100 liralık kulaklığa Apple tasarımı yaptığında olmaz o iş abi. Onun hitap edeceği kitle de onu algılamıyor çünkü. Ha, çok haklısın bu konuda, evet. Hani o kült, sosyokültürel yapı burada çok şey. Ama böyle bir altın, böyle bir barak. Söylemek istemedim de. Abi ona gidiyor çünkü diğer türlü şey modu oluyor. Ya şimdi farklı yerlere gidiyorum ama mesela bizim yaptığımız çalışmalarda pazarlama iletişiminde Türkiye gibi fiyatların sürekli değiştiği yerlerde fiyat iletişimi yapmak doğru değildir. Çünkü sen bugün işte hep bardak örneği veriyorum, tablet diyeceğim o yüzden. Bu tablete 1000 lira dersin ama yarın kur değişir bir şey olur 1200 lira olur. Ama sen tüketici algısını 1000 lirada bunu koymuşsundur. 1200 olduğunda çıldırır insanlar. Fiyat iletişimi yapmak o yüzden doğru değildir. Biz de markalara hiçbir zaman yapmayız onu. Ben freelance çalıştığım dönemde bazı markalar için yapıyordum bunu. İşte o zamanlarda hem öğrenme hem deneyim hem de maddi için yapıyordum yani. Şu örnekler bile var abi. Sen ürün koyarsın, ürün fiyatı yazar orada. Altta soru gelir. Ürün ne kadar diye. Çok temizdir. Yani SS'leri vardır benim bilgisayarda. Buraya koymayacağım tabii ki. Kimseye deşifre etmeyelim ama. Şimdi oradaki o peki adama... bana kaç olur diye bir şey var mı? O hep var. O hep var ama ben orada hep şunun avantajını ya yaşadım abi. Ya kaça bırakırsın yani? Ya şey örneği vardır ya abi. Sen şimdi Teknosa'ya gidip, yani Teknosa değil herhangi bir zincir mağazaya gidip pazarlık yapamazsın ya. Rafta 100 lira. Yo, ben yapıyorum abi. Ha iyi süper. Ben şöyle oluyor yapıyorum. Mu? Hiçbir zaman olmuyor. Geleceğim nokta o çünkü olmuyor. Yo çözemedim ama çocuğa şunu söylüyorum. Hani onunla samimiyet kurup oradaki çalışan person. Ya senin indirimden faydalansak. Abi şimdi bize de geliyor tamam mı? Ya global marka tamam mı? Adamın bir fiyatı var, bir şeyi var, bir stratejisi var. Yani sen belirlemiyorsun zaten. Hani globalden yukarıdan gelmiş böyle emir tamam mı? Ben sana nasıl şey yapayım? Hani kendi aldığım paradan kısıp al, abi işte 200 lira sana ben Sinan indirimi yapıyorum diyeyim yani. Sinan indirimi hocam. Ona dönüyor abi, nasıl yapayım yani? Hani işte burada hitap ettiğin kişiye mesela o adamı da kırmaman gerekiyor ama. Markaya bu sefer küsüyor. Oğlum benim değil. Bana niye kızıyorsun? Hani insanların da bir de şeyi var. Oradaki admin olarak geçiyor işte hesap yöneticileri. Adminle çıkartıyor bütün sinirini. Oğlum adminin işi işte oraya post atmak, metni girmek, soruları takip etmek. Yani adam fiyat stratejisini belirlemiyor ki. Ya hatta. Sizin dertler çok 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 değişik. Abi gelecek. Çok enteresan dertlerimiz var. Yani bunu ben belki kendim ayrı bir bölüm yapıp onları anlatırım arkada ama. Ya bak ama. Bununla ilgili sana çok aslında çok amiyane bir örnek de onu anlatacağım. Bir ara fatura ödeme merkezleri vardı, hatırlıyor musun? Bu... İşte online ödemeler daha bu kadar moda olmadığı zamanlarda çıkmışlardı böyle işte bir sürü marka. Benim akrabalarımdan birinin de vardı böyle fatura ödeme merkezi. Kadın su faturasını benim akrabamın gönderdiğini düşünüyor. Tamam mı? Geliyor. Sivaslı'da bizim hemşeri Hüseyin, canım. Biz bu kadar su mu harcadık canım? Çok iyi bir şey. Anlamadım yani oradaki konuda şu. Admin'i dükkanın sahibi zannediyor. Evet yani abi. Koca Apple'ın sahibi olabilir mi admin ya? Ama yani X markanın sahibi olabilir mi ya? Apple'ın sahibi olup sosyal medyaya yönetiyorsan zaten bir sorunun var. Yani kesinlikle bir program var düşünün. Apple'ın Tim Cook'u düşünsen orada her soruya yanıt veriyor oradan. Telefonda konuşmuştuk sen de buraya gelmeden önce. İnsanlarda şey algısı var. Ben bunu işte hep 20 küsur yıl müzikle uğraştığım için oradan örnek veriyorum. Sen atıyorum mesela Madonna geldi Türkiye'ye. Gittin Madonna iyiydi kötüydü yorum yaptın. İşte beğendiğinde şey diyorsun. Madonna çok iyiydi de abi arkada ışıkçısı var, sesçisi var. Grubunu saymıyorum bile. Hani grup var ki playback yapmış Madonna öyle diyorlardı. ama o playback'i yapan yani arkada çalıştıran da bir ekip var baktığında. Kostümcüsü var, koreografisi var, dansçılar için
senin orada görmediğin inanılmaz bir ekip var. Ama gün sonunda Madonna çok iyi diyorsun mesela. Ya da bir filme örnek al. Hani bir film setinde 200 kişi çalışıyor arkada. Bunun CGI'lisi var, kostümcüsü var. Tabii ki canım. İşte ama atıyorum sen orada işte Brad Pitt'i biliyorsun. Başka birini biliyorsun. Aa, bu adam çok iyiydi. Ama onu orada iyi yapan arkada bir yönetmen vardı. İşte görüntü asistanı vardı, bilmem nesi vardı. Bizim yaptığımız işlerde de hani biz belki kamera karşısında ya da ismimiz orada ne bileyim marka adı olarak geçiyor olabilir ama biz her zaman bir ekiple bu işleri yapıyoruz. Yani o ekibin değeri çok fazla aslında. Hani ya, sen de bunu konuştuğumuz için söyledim. Hani evet evet kesinlikle istersen. Ben zaten bu konudan çok rahatsız olan bir insanım. Bunu da söylüyorum. Benim daha önceden şirket ismimiz daha farklıydı. Tabii ki artık insanlar tasarımcılarla doğrudan iletişim kurmak istediği için. Erhan Arslan Designs olarak çıktık. Şirketin yüzü diyebiliriz. Yani yapımlar hani doğrudan ilişkide olan, iletişimde olan kişi ben olduğum için bu şekilde bir yaklaşımda bulunduk. Yoksa şimdi bizim yaptığımız çalışmalarda özellikle müze tasarımlarında tarihçisinden yazılımcısına, heykeltıraşına, CGI artistine ve tasarımcılarına kadar koca bir ekip çalışıyor. Yani bu böyle 2-3 kişinin çalıştığı bir yapı değildi. 10-15 kişinin çalıştığı bir proje çıkarken belki 15 kişi çalışıyor. Ve bunun tabii ki bir teknik altyapısı da olduğu için bu teknik altyapısını da üreten elektrik mühendisi, makine mühendisi gibi insanlar da çalışıyor. Ve bunlar bütün sürece dahil oluyorlar. Şeffaf bir şekilde yürütülen bir süreç oluyor. Yani o öyle hani yani olabilir mi abi zaten ya? Abi hani bir sonuç çıkıyor ortaya, tamam mı? Ve diyorlar, diyorsun ki ben yaptım. Ya abi ben de o kadar. Yani ne olursam olayım ben sonuçta yani hani böyle bir fantastik kurgu karakteri değilim. Abi benim o çok de büyük bir ego yani. Tabii ki zekam belirli, bilgim belirli. Abi her şey geç, gün belirli, tamam mı? Ben ya zamana çok takık biriyim. Tabii ki tabii. 24 saatte benim başıma böyle işle ilgili bir yedeklemelerden kaynaklı web sitelerinde bir sorun yaşadım. Arka arkaya 2 gün ilkinde 24 saat, ikincide 20 saat mesai yaptım. Sonra 2 gün yatmak zorunda kaldım. Çünkü o yedekleri tekrar geri çekmek ve bir sürü şey yapmak. Yani 4 aylık işi 2 güne sığdırmak zorunda kaldım. 3. gün bir daha 20 saat çalışamazdım. 5 saat bile çalışamadım zaten. Pertsin. Yani demek istediğim şey tabii bu. Tabii ki öyle. Sen tek kişilik öyle bir dev kadro olamıyorsun. Ha, orada da şey örneği vardır. Bu emin değilim ama Kızılderililerin bir sözü sanırım bu. Eğer hızlı gitmek istiyorsan tek başına git. Ama büyüyüp iyi işler yapmak istiyorsan ekiple git derler. Çok doğru bir laf. Yani, yani sen o proje belki o 10 kişinin yaptığı işi yaparsın ama atıyorum 8-9 ayda ya da 1 yılda çıkacak proje 5 yılda çıkar abi. Ya işte şimdi 5 yılda çıkar çünkü benim sıfırdan statik çalışmam gerekir. Evet. Sıfırdan elektrik çalışmam gerekir. Yani öyle bir dünya yok. Yok yok. Sadece bir de tarihçinin işi çok ayrı. Dediğim gibi heykeltıraşın çok işi çok ayrı. Ben bu tarz bütün yani tamam multidisipliner bir yapıda çalışıyorsun. Şimdi biraz böyle teknik konuşayım da biraz havalı olsun. Buna interdisipliner denir. Yani illaki hepimiz kendi içimize birkaç meslek disiplininden ögeler barındırırız. Ben de tabii ki heykeltıraşın, yazılımcının, donanımcının, işte tarihçinin yaptığı çalışmaların en azından teknik kısmına bir miktar hakimimdir. Çünkü proje yöneticisi kişi benim. Ama tamamına hakimimdir dersem yalan olur. Yani sonuçta o adam o işi yapacak. O bana datayı verecek. Ben o datayı işleyeceğim. Yazılımcıya belirli bir data vereceğim. Hacı diyeceğim, sen bu işi bu şekilde yapabiliyor musun? Benim aklımda böyle bir hikaye var ama sen bunu yapabilir misin? Diyecek ki abi olmaz o iş veya olur iş o iş. Yani gerçekten böyle ilerliyor. Hayır, bu arada. Çok iyi biliyorum. Evet evet. Galiba Michigan Üniversitesi diye hatırlıyorum ama çok güzel bir anket var bununla ilgili. Sınavdan çıkıyorlar çocuklar. Sınavdan çıkanlara bir soru soruyorlar. Diyorlar ki nasıl geçti? 0 ile 40 arası alanlar diyor ki çok güzel geçti. Ben diyor en az 70-80 alırım. 40 ile 60 arası alanlar diyor ki güzel geçti ya. 80-90 alırım. O iş bizde. Ha, aynen öyle. İşte 60 ile 80 alanlar arası diyor ki güzel geçti. Sorular zordu ama işte 70-80 civarı alabilirim. 80 ile 100 arası alanlarsa diyor ki sınav zordu. Çok da iyi yapmamış olabilirim. 60 falan olabilirim. Ne kadar çok biliyorsan o kadar eksik olduğunu da bilirsin. Ne kadar az bildiğini bilirsin. Bilgi bir deryadır. Sen içindeki bir işte o H2O dediğim su molekülü kadar bildiğinin farkına varırsın. O yüzden de yönetici sistemlerde de böyledir aslında. Sorun orada işte şey araya giriyorum sürekli ama günümüzün sorunu insanların ne kadar bilmediğini bilmediklerinden kesinlikle kaynaklanıyor. Kesinlikle haklısın ya zaten abi, problem o. Zaten şey
hep vardır zaten. Bütün öğretilerde de bu geçer. Hani sen bir şeyi ne kadar fazla öğrenmeye başladığında işin ne kadar derya deniz olduğunu, seninkinin o bilginin okyanustaki damla olduğunu anlamaya başladıkça zaten gözün korkar. İşte o az önceki 80-100 alanlar örneğinde. Adam çok şey biliyor, hakim ama ulan acaba diyor. Hani aynen öyle. Mekansal tasarımın da sorunu budur abi. Çünkü biz aslında bilgisayar ortamında bir simülasyon hazırlarız. Biz bütün hataları, sorunları öngörmeye çalışırız. Çoğunlukla fiziksel bir yapı zaten vardır. Veya fiziksel bir ortam illaki vardır. Yani bir toprak yapısı vardır. Sana toprak analizi verilir. Anlatabildim mi? Ama sana mükemmel bir toprak analizi verilmez. Yani örnek veriyorum 10 bin metrekare alandan 4 tane 5 tane karot alınmıştır. Ve derler ki böyle bir toprak yapısı var burada. Sen ona göre çizersin projeni. Kentsel tasarım yapıyorsan. Mekan yapıyorsan belki mekan hazırdır. İç mekan yapıyorsundur. Oranın beton yapısını bilmezsin. Oranın elektrik tesisatını tam olarak bilmezsin. Ve sen bütün sorunları öngörerek bir simülasyon hazırlarsın. Bu simülasyonla çözümler üretmeye çalışırsın. Aslında tasarımcıdan ziyade bir projeci haline gelirsin. Her şeyi öngörmen gerekir. Evet. Bütün hataları. Çünkü bu uygulanacak. Bu iş bitecek. Anlatabildim mi? Hani dijital tasarım dediğim gibi farkı bu. Yani dijital tasarımda zaten hata yaptı mı? Hop sildin. Yanlış anlama sakın. Yok hayır hayır. Söylediğim için söylemiyorum. Yok yok, benim bağlayacağım yer farklıydı. Hani fark ne, sen şimdi 20 dakikadır konuşuyoruz ama giriş yapmadık daha video ama girişte yani şey izleyicilere bir atıfta bulunmadık. Sana soracağım şey zaten buydu. Şimdi ben dijital tasarımcıyım aslında. Dijital tarafı iş yapıyorum. Sen bir mekan üzerine bir şey yapıyorsun. Aradaki fark ne diyordum? Şu an onu anlatıyordum zaten. Ha tamam. Arkadaşlar iyi. Konumuz bu. İyi oturmuş o zaman. Yani mekanda bütün sorunları öngörmen gerekir. Ve yine de gittiğinde illaki sorunlarla karşılaşırsın. Pratik zekalı olmalısın. Alternatif senaryoları geliştirmiş olmalısın. Şimdi böyle bir durumda bir bütçe vardır. Sen bir bütçe karşılığında hareket edersin. Sonuçta bu ticari bir yapıdır. Bize şöyle bir şey denmiyor. Yani abi sen harca, biz sana paranı verelim gibi bir yapı Türkiye'de ben hayatım boyunca görmedim. Varsa görmeyeceğiz de. Abi lütfen benim iletişime geçsin veya abla, neyse kimse. Elini ayağını öperim yani, sen harca ben harcayayım varsa. Böyle bir yapı yok sonuçta. Belirli bir bütçe karşılığında hareket ettiğin için o bütçe içinde bu sorunların hepsini çözmek zorundasındır. Ha, bizim en büyük yaşadığımız sorun ne? Sen bu fiziksel yapıyı üretirsin. Bitirirsin. Ve örnek veriyorum, bu işi 2015 yılında yapmışsındır. Abim gelir 2025 yılında, der ki şunu şöyle yapsaydınız. Demez ki 2015 yılında yapılmış. 2015 yılında bu teknoloji vardı demez. 2025 yılına göre değerlendirir. Ve bunu da şimdi sosyal medya çok gelişti ya ve kibir benim söylediğim şey. Yani bizim memlekette kibir çok fazla var. İlber Ortaylı buna değindi. Yanlış hatırlamıyorsam İlber Ortaylı veya Celal Şengör. İkisinden biri de, hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Twitter'da sonra çakar sana. Anlatabildim mi? Böyle hashtag'i çakar, der ki ya burayı öyle yapsalardı güzel olurdu. Bunun bir bütçesi olduğunu, bunun belirli sorunları çözmek için yapıldığını veya bunun 2015 yılında yapıldığını umursamaz. 2025 yılında veya 2023 yılında fark etmez ya. Gezer ve der ki burayı böyle yapsalar daha iyi olurdu. O bir veridir abi. Ve o kalır. İnternet öyle bir şey değil. İnternette sen yazarsın ve sen unutursun ama o internet unutmuyor. Yok abi. Google'da keywords'e yazdığında çıkıyor karşına. Yok, şeyi çok iyi anlıyorum. Yani insanlar elinin altındaki koşulları bilmeden yapılan işi eleştirmeyi çok seviyor. Kesinlikle. Zaten söylediğin şey bu. Yani işte 2015'te atıyorum belki o zaman bütçe yoktu. Ya da dediğin gibi teknoloji imkan vermiyordu. Bu çok doğal bir şey. Yani atıyorum senin bugün mesela Metaverse en çok şişirilen ve benim de dalga geçtiğim konulardan biri bu aralar. gireriz onu çok iyi. Metaverse konuşmak istemiyorum. Sebebi de şu, tamam mı? Çünkü saçmalık. Saçmalıktan ziyade bugün yapmak için gerekli şey yok. Teknoloji yok ya. Aynen ben öyle. Şehir dışında bir tane video kurgucu arkadaşla çalışamıyorum şu an. Çünkü 100 GB'lık dosyayı transfer edecek internet altyapısı şu an burada yok. Kesinlikle katılıyorum ya. Sen hangi teknolojiyle Metaverse'e girip neyin kafasındasın sen gerçekten i̇şte öyle. İşte bugün o teknoloji yok ama belki bundan 10 yıl sonra olacak. O zaman bunu değerlendiririz. Belki 50 yıl sonra. Ben 50 yıl diye öngörüyorum. 3. Dünya Savaşı çıkmazsa ben 15'lerde 20'lerde bir adım atacağımızı düşünüyorum ama muhtemelen İşte 80'lerdeydi galiba. Gene bu hype'lanmıştı böyle Metaverse konuları, işte gözlüklerle bir şey yapıyoruz diye falan insanlara tokatlamışlardı bir ara.
Bu sene de aynı şeyi yaptılar işte Bitcoin'le beraber, hatta combo çaktılar neyse. 20 yıl sonra belki tekrar gireriz. Belki o zaman... Bu ayrı bir konu olur. Evet, evet. Bu Bitcoin de güzel konu çünkü. Ya Bitcoin'le ilgili şunu söyleyip kapatacağım. Çünkü benim yaramdır o. Ben o editörlük yaptığım zaman da ilk çalıştığım şirkette Bitcoin 100 dolarken haberini yaptım abi. Ve ulan girsek mi diye düşünüyordum. 2017'de böyle kafamı duvara vuruyordum ya. Niye girmedin lan, mal mısın diye. O yüzden de çok konuşmayı sevmiyorum Bitcoin'i. Tamam tamam. Ama şu an konuşacağım şey çok tabii farklı yerlere evecek. Diyeceğim şey şu. İşte o dedim ya, elindeki imkanların bilinmemesinden dolayı eleştirilme durumu. Aslında en büyük problemimiz tasarımcılığın memlekette dillere pelesenk olduğu bir kelime olması. Yani dedim ki stilist işte şudur budur falan filan. Yani saç kesen adam da tasarımcı. Yani gerçi teknik olarak tasarımcı da hani o iş öyle değil abi. Yani hani saç kessin değil diye tasarımcı olmuyorsun. Bu işin teknik bir altyapısının olduğu bir yapı var ama maalesef memlekette, bu arada sadece memlekette de değil ya. Dünyada. Hayır, kesinlikle sadece Türkiye olarak senede, şey yapmak son gerekmiyor. Son 20 senede itibarsızlaşan bir meslek disiplininden bahsediyoruz. Biz kafamıza göre iş yapmıyoruz. Renk spektrumu karşındadır ama ben bunu beğendim diye koymuyorsundur. Şimdi ben orada seçerken kullandığım mekanın veya senin işinden örnek veriyorum. Dijital tasarımda kullandığın sosyokültürel yapının veya kullanacağın şirketin yapısına göre bir renk seçersin. Bu her rengin, yani o gökkuşağı tonları dediğimiz tonların her birinin insan üzerinde etkisi vardır ve bu insan üzerindeki etkisine göre seçeriz. Bembeyaz bir mekan düşün. Bu mekanda bütün mobilyaların ve işte bütün garsonların vesairenin herkesin bembeyaz giyindiğini düşün. Gelen yemeklerdeki, masalardaki böyle yapıların hepsinde beyaz olduğunu düşün. Bu sende ne algısı oluşturur? Fütüristik bir yapı oluşturur şu an benim kafamda. Peki fiyat algısı olarak ne oluşturur? Çok zengin. Değil mi? Kaç para vereceğini düşünürsün? Burada zaten menüde fiyat yazılmayan yerlerden biridir zaten orası. Heh, değil mi? Bak dışarıdan baktığında bembeyaz, tertemizse bu sende bir algı oluşturur. Peki ben daha böyle ahşap tonları kullandım. Birazcık böyle mavi, birazcık beyaz tonları kullandım. Ege'ye gitti zaten şu an. Ege'ye gittim. Aynen öyle. Aslında Ege'ye gitmedim. Yunan'a gittim de. Yani, İkisi de Ege'si. Gerçi doğru söylüyorsun. Ben saçmalıyım. Bizden sayılırlar ya. Aynen öyle. İkisi aynı coğrafya aslında. Doğru söylüyorsun. Ne dersin? Yani biraz daha salaştır diyebilirsin ya da daha sıcaktır. Yani sıcaklık tuvalet tanımı gitmeme, çok doğru abi. İşte grand tuvalet giymeme gerek yok. Ben burada kot tişörtle arkadaşlarımla hadi oturayım diyebileceğim bir yer olur. Ama diğerinde her yer öyle bembeyazsa zaten kapıdan girerken bir ben buraya uyar mıyım diye bir düşünürsün zaten. Peki şunu soruyorum sana şimdi. Aynı bak aynı bütün biçimlerin hepsi aynı. Mobilyalardan garsonlara kadar, yapılara kadar, tavırlara kadar her şey aynı. Sadece renkler değişti. Algın değişti değil mi? İşte tasarımda yaklaşım böyledir. Yani o rengi de biz bir tarafımızdan sallamıyoruz. O rengi de kullanırken mekanın hissiyatına göre kullanıyoruz. Daha sıcak bir mekan olsun istiyorsak belirli renkleri kullanıyoruz. Gökyüzü tonlarını kullanıyoruz, toprak tonlarını kullanıyoruz. Daha soğuk bir mekan olsun istiyorsak bu sefer soğuk renklere doğru kaçıyoruz. Daha ciddi bir mekan. Yani ben mesela bir örnek veriyorum, pazarlık yapılmasını istemediğim bir mekan kurguluyorsam tamamen soğuk tonlarda kurguluyorum. Beyaz ve soğuk tonlarda kurguluyorum. Bu sayede resmi ciddi oluyor. Birazcık içine ahşap ekleyelim diye düşünelim. Bu benim tabii ki tarzım ve tercihim. Tarzım demeyeyim, tercihim. Herkes farklı türlü tercihlerde bulunabilir. Çizgiyi daha dik tutuyorum. Daha az çizgi çiziyorum ve daha kütleyi istikrarlı hale getiriyorum. Ama daha sıcak bir mekan yapıyorsam daha kaotik bir çizgi tercih ediyorum. Mobilyaların biçimlerini değiştiriyorum. Daha samimi renkler kullanıyorum. Daha sıcak tonlar kullanıyorum. Yani burada anlaşılmayan, aslında yanlış anlaşılan şu. Biz zevkimize göre iş yapmıyoruz. Evet. Biz hedef kitleye göre bir çalışma yapıyoruz. Seçtiğimiz her bir ürünün aslında tasarım ürünü olduğunu algılanması gerekiyor. Yani şimdi fiziksel mekanlar, mekan tasarımlarından bahsediyorum tabii ki. Ben orada sana şey örnek verebilirim. Mesela işin itibarsızlaşması, işte az önce konuştuğumuz konulardan. Dijital tarafta da mesela işin şey boyutu var. Şimdi renklerden konuşuyoruz ya.
atıyorum sen bir e-ticaret şirketi yapacaksan ona göre renkler seçmen gerekir. İşte buralar mesela turuncu mavi e-ticaret şirketlerinde çok gider. Ya da bir bankaysan mesela işte yine mavi yeşile gitmeye çalışırsın vesaire vesaire. Güven tonları da çünkü mavi işte, ve yeşil. Evet aynen öyle hani. Turuncu çok... çabuk alışveriş yapmanı sağlar. Aynen, kırmızı aynen. Tonlarıdır çünkü falan filan. Yani. Hani bunları bilirsin işte birilerine iş yapmaya çalışırsın filan. Mesela benim çok yaşadığım, senin de benzerlerini yaşadığını düşünüyorum. Biriyle anlaşırsın. Ya web sitesi yaptıracağız. İşte kurumsal kimlik de yapılacak. İşte logo yapalım bilmem ne. Bir fiyat teklif verirsin. Ya bizim dayı oğlu yapıyor. Sende var mı bu bilmiyorum ama bizim bu web site ve grafik tasarım işlerinde ya. Ya bizim dayı oğlu da şunu yapıyor. E beni niye çağırdın abi o zaman? Yani buna gidiyor. Mesela bana böyle dayı oğlu yapıyor deyip o an anlaşmadığım adamlarla ben daha bir yıl sonra özellikle tekrar geri döndüler. Ha bu iş böyle olmuyormuş deyip benim daha yüksek kaşemle benden hizmet almak zorunda kaldılar mesela. Gittiler birilerine muhtemelen dayı oğlu olmayan ama daha ucuza yaptığını iddia eden, işi bilmeyen birilerine yaptırdılar. Ona para verdiler. Sonra geldiler benden bir yıl önce aynı hizmeti bir önceki senenin fiyatıyla alabilecekken yüksek kaşeyle aldılar. E şimdi sen orada dayı oğlu deyip beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun. O da yapıyor diyerek. E, gene bana geldin. Ne değişti hayatında? E demek ki dayı oldu bilmiyormuş o kadar abi. Ya işte burada çok güzel bir noktaya değindim biliyor musun? Title. Evet. Yani titrimiz. Şimdi maalesef o kadar çok her meslekten mezun var ki. Evet. Ve dışarıdan bakan bir göz için grafik tasarımcı, peyzaj mimarı. Şimdi daha böyle İngilizce vesaire, videographer vesaire gibi konuştuğumuzda. O kadar çok var ki. Yani elini sallasan değiyor. Ama işte burada nitelik ve nicelik konuları devreye giriyor. Yani hangisi iyi, hangisi kötü? Şimdi dışarıdan bakan bir göz ilk başta şöyle algılıyor. Oğlum o da işte. Yani şöyle bakıyor. E bu da iPhone, bu da iPhone. İşte bu da, bu da telefon, bu da telefon diye bakıyor ilk başta. Ben bunu alayım diyor. Sonra onu aldığında yaşadığı problemlerden kaynaklı. Evet. Diyor ki ha demek ki iPhone bundan iyiymiş. Ama diyor. İşte orada yaşadığı problemden akıllanmayan da çok insan. Ama işte tecrübe etmesi gerekiyor. Ha, akıllanmayan çok insan var. Abi onlar bize gelmesin zaten. Evet. Onlar zaten beni hiç aramasınlar. Yani çünkü o değişmeyecek zaten. Bak o... şimdi güneşi buraya koy. Bak o adamı burasına koy. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Kimse aşağıladığım falan yok. O adam aydınlanmayacak. Anladın mı? Yani güneşin ısısından böyle kömür olacak ama aydınlanmayacak yani. Hani... Yok ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Ya şimdi gömmeden adamın, devam edebileceğim. Bu kişinin bunu tecrübe etmesi gerekiyor. Bunu tecrübe edecek ki diğerinin daha iyi olduğunu bilsin. Maalesef memlekette zaten tasarımla ilgili bu sorunu yaşıyoruz. Önce diyor ki çünkü titrimiz aynı abi yani. Ben de tasarımcıyım, bu da tasarımcı. Yani Sinan Oypan da tasarımcı, Erhan Arslan tasarımcı. Ama bizim çizgilerimiz birbirinden çok farklı aslında. Yani Sinan Oypan'dan bir şey isterse aynı logoyu Sinan Oypan'dan da ister, Erhan Arslan'dan da ister. Tabii ki benim konum değil, yanlış anlama lütfen. Yok sadece. Yok örneklendirdim biliyorum. Yani örneklendiriyorum. O kadar farklı sonuçlar çıkar ki. Yani evet. İkisi de birbirine hiç benzemez. Ama sonuçta ikisi de aynı şeyi ifade ediyordur. Tasarımcının bakış açısıyla ifade ediyor olur. Yani bunu zaten algılaması gerekir. İşte gidiyor D kişisine veya X kişisine diyor ki o çünkü 50 lira yapıyor. Anlatabildim ya 100 lira yapıyor. Şimdi şöyle bir handikap tabii ki var. Bizim memleketimiz yani Kurtuluş Savaşı sonrasında hiçbir zaman bir refaha böyle inanılmaz bir rahata ulaşmadı. Biz hep hayatta kalma gayesiyle çalışan insanlar olduk. Tasarım beklentisi tabii ki biraz refah beklentisiyle alakalıdır. Yani bizim ülkemiz çok buna müsait bir ortam hiçbir zaman yaşamadı. Ha tasarımcı çok güzel geliştirir dememin konuyla alakası yok. Çünkü zaten biz burada çok ciddi bir coğrafyadayız. Çok ciddi bir tarihte olduğumuz için güzel tasarımcı yetiştiririz ama memleketin tasarıma beklentisi yani adam hayatta kalmaya çalışıyor abi. Evet. Ya adam koltuk almaya çalışıyor. Ya sen şimdi diyorsun ki ben sana koltuk yapayım. Ya anlatabildim mi? Adamın derdi koltuk. Adam döner satmaya çalışıyor. Diyorsun ki ben sana sen döner dükkanını düzgün yapmamışsın. Sen adam döner makinesini alamamış. Yani hani çok yani. Biraz derdimiz, önceliğimiz o olduğu için zamanla gelişecek bir yapı. E tabii ki belirli jenerasyonların da yani nesillerin diyeyim jenerasyon böyle çok böyle neslin atlamasıyla bizim neslimizle birlikte tabii ki güzelliği arama algısı veya güzelliği arama isteği daha çok arttı. Şimdi benim eşim bu arada Burcu Turgay Arslan o da
aslında o da tasarımcıdır. Bizim hatta projelerimizin tasarımlarını, bütün çizgilerini o çıkartır. Benim de bin kat üstüm tasarımcıdır yani. Onun babasının söylediği lafa söyleyeceğim. Kayınpederim bizim ilk işte evimizi dekore ettiğimize geldiğinde şey demişti. Ya biz de iki mobilya koyduğunda işte evi ev zannediyoruz. Aslında tabii ki bu daha konforlu ve rahat yaşanabilecek bir mekanın oluşması için gerekli. Şimdi bu kişinin algısını sağlamış oluyorsun aslında. Tasarımcının işi odur. Aynı mekanda, yani fiziksel tasarımcının, mekan tasarımcısının diyeyim. Sizinkinden de çok farklı değil de. Mekan tasarımcısı aynı fiziksel mekanı daha işlevsel, daha konforlu şekilde kullanmaya amaçlayan adamdır aslında. Yani veya kadındır. Biraz belki şeye değinebiliriz. Hani şimdi yavaştan toparlarız zaten bir 10-15 dakikada. Hani o tasarımcının günlük hayatı, işte şimdi konuşuyorduk hemen yayın öncesinde. O kahve olmadan olmuyor abi. Yani soğuk da sıcak da hiç fark etmez. Kahve. Yani o 3 saat beklemiş olsun masanda, unutmuş olursun. İşte arada bir uyursun. Mesela ben de tabii evde çalışırken bunları yapabiliyordum freelance. Hani ofiste burada koltuk var ama uyumuyorum pek. Mesela bazen çok tıkanıyorsun ya, işte kafan şişiyor, bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Bir ara bir web sitesi işi yapacaktım. Hiç daha önce yapmadığım tarzda bir şey yapmam gerekiyordu. Yok abi, fikir yok. Yani oturdum. Dedim ki işte iki hafta şeye çalışırım, bir konsept çalışırım dedim. Onun üzerine işte konuşuruz. Sonra da işte işin kod tarafları bilmem ne ilerleriz diye konuştuk. Abi ekrana bak bak, hiçbir şey yok. Araştırıyorum ediyorum, hiçbir şey yok. İçime sinmiyor. Deli oldum. Abi koydum laptopu şeye, salonda sehpaya. Yaptığım o iğrenç tasarıma bakıyorum. Açtım arkada abi, PlayStation oynadım. 3-4 saat bir gözüm oyunda, bir gözüm orada. Hani şey modundayım. Kafa dağılsın ama bir yandan da iş orada dursun modunda. Abi 3-4 saat sonra aklıma bir fikir geldi. Yaptım, gönderdim, onay aldım. Yani işte o kahvedir, bilmem nedir, işte o aralar bizim yaptığımız işte biraz kafayı açmak için gerekiyor bence. Yani diğer türlü o kenara sıkışmışlığı hissettiğinde ne yaparsan yap o fikir çıkmıyor çünkü. Şimdi Sinan, inanılmaz bir noktaya değindin. Tasarımcılığın %90'ı düşünmektir abi. %10'u aslında bunu fiziksel veya dijital hale getirmek. Yani fark etmez, bilgisayar ortamında simüle etmek diyebiliriz buna. Düşünmek zorundasın. O evet. Konsepti oluşturmak zorundasın. O işlevi doğru bir şekilde kurgulamak zorundasın. Yani bu kervan yolda dizilir mantığında bir iş değil. Abi bir gireyim de şu işe, şu işte bir başlayayım da şuradan, evet, bir şeyler çıkar değil. Önce gözünde canlanması lazım. Ben bunu üçüncü göz diyorum. Tabii bunu bir sürü yoga felsefesi başka bir şey anlatıyor, başkası anlatıyor. Ben tasarımcının bir gözü daha vardır. Evet. Tasarımcının bir gözü daha vardır. O göz üçüncü boyutta görür veya o göz olmayan şeyi görür. Yapacağı şeyi, olacak olan tasarımı kafasında, zihinde görür. O oluşmadan, o netleşmeden bilgisayarın başına geçmenin aslında hiçbir manası yok. Bu yüzden de şöyle bir handikap oluşuyor. Tabii ki bu konu teknik. Yani dediğim gibi bir sürü altyapıyı oluşturabilirsin ama o çizgiyi çıkartmak için bazen bir gün, bazen bir ay, bazen bir yıl gerekir. Bazen içine sinmez bile yaptığın iş. Buradaki önemli olan şu, işi teslim etmek abi. İş ticari bir olay. Yettiği kadarını çok iyi bilmek gerekiyor. Tasarım asla bitmez. Tasarımcı görmek zorunda çünkü. Çünkü ben bu nasıl oluşuyor mesela? Hani ben biliyorum. Vallahi bir sabah kalkıyorsun oluşuyor. Gerçekten öyle. Yani bu böyle değil. Yani bu bir süreç. Bir yerden sonra algın açılıyor. Bir yerden sonra üçüncü göz açılıyor ve her şeyi görmeye başlıyorsun. Ben bunu tecrübeyle alakalı bir şey, deneyimlemekle alakalı bir şey. Böyle arkadaşlar çok kitap okuyun, çok gezin tozun, böyle bir şey değil. Ne kadar çok benim orada takıldığım nokta zaten deneyim. Hani ya atıyorum bunu. Şimdi burada fotoğraf ya da grafikle ilgili kitaplar var. Ben açayım onun önüne, hani birine bir şey ifade etmeyecek ki o. Senin aynen o işi alıp deneyimlemen lazım. Bol bol iş yapman lazım. İşte benim de gönderme yapmak istediğim yer işte gençlere aslında bu. İşte bana da bu aralar şey soruları gelmeye başladı videolardan sonra. Abi ben ne yapayım? Ne bileyim ben ne yapacağım? Hani otur, pratik yap abi. Çalış bunun, arkadaşım, çalış. Bu arada şey en yapmak zorunda değilsin. Zaten. İlla bir müşteriyi bir iş yapmak zorunda değilsin. Tabii ki canım. Çok güzel Instagram hesapları var. Adını hatırlamıyorum adamın. İki tane kutuya, kağıtlara birine konseptler koymuş, birine ürünler koymuş. Tamam, random. Video reklam formatında bir şeyler yapıyor arkadaş. Yurt dışından biri. Çok güzel işler yapıyor bu arada. Rastgele seçiyor işte, tamam mı? Tombala gibi. Atıyorum, diyor ki işte korku şey temalı olsun diyor. Coca-Cola olsun diyor. Tamam mı? Videosunu bulurum altı, paylaşır merkeze. Adam gidip bu konsepte kendince bir şey yapıyor. Yani Coca-Cola iş yapmıyor adam orada. O anladım, yaratıcılığını geliştirmek için yapıyor.
Siz de bunu yapabilirsiniz. İşte o deneyimleyin abi. Alın o fotoğraf mı yapacaksınız ya da video mu yapacaksınız? Işığı farklı yerlere koyun. Gölgelerle oynayın. Ya da atıyorum fotoğrafçılık yapacaksanız işte ne bileyim derinlikle oynayın. Başka bir şey yapın. Bunları deneyimlemeleri lazım. Sadece işte Photoshop'un kurallarını, tool'larını, araçlarını diyelim. Öğrenmekle olmaz o iş. Deneyim bence burada çok önemli. Ya abi zaten kullandığın her bir enstrüman diyeyim buna. Bunlar araçtır. Senin zihninin tezahürüdür bunlar. Senin yapabileceğin şeyleri gösterme yöntemindir. Ne kadar iyi bilirsen onları, aklındakini o kadar iyi aslında gösterebilirsin diye düşün. Şuraya bağlayıp oradan yavaştan toparlayalım. Kitap yazıyorsun şu an tasarımla ilgili. Hı. Sonuçta sen de bir bilgini, tecrübeni aktarmak istiyorsun günün sonunda. Hani bir, çünkü o kitabın amacı, hani bana da bir draft halini gönderdin. Hı hı. Bir bilgiyi paylaşmak, bir şeyleri vermek. Bu kitap aslında o keskinliği birazcık azaltmak için mi? Yok abi, azaltmaz keskinliği de. Şimdi şöyle bir benim mottom var. Bilgi kamunun malıdır derim. Yani sonuçta benim öğrendiğim her şey aslında daha önceki bilgilere dayanan ve benim geliştirdiğim bir yaklaşım. Ben bunu sıfırdan icat etmedim. Tasarımı da ben tasarım diye bir şey var demedim. Yani bu binlerce yıllık bir sürecin sonucu olarak ortaya çıkmış bir şey. Ben sadece bunu tanımlıyorum. Ha, kendimce de demeyeceğim çünkü bu konuda hiçbir şekilde tevazu göstermeyeceğim. Akademik süreç çünkü birebir işletilmiştir. Çıkartılan sonuçlar ve başlıklar ve alt başlıklar çok doğru bir şekilde kurguladım. Ha, buradaki kaygım neydi? Bugünün, yani bu iki bölümde de konuştuğumuz şeyin aslında sonucu olarak söyleyebileceğim bir şey. Bizim ülkemizde tasarım anlaşılmıyor. Dünyanın birçok yerinde de tasarım anlaşılmıyor. Sanatla karıştırılıyor, zanaatle karıştırılıyor, mühendislikle karıştırılıyor kimin geldiği kimi yerde. Ama asla ve asla tasarım olarak bunun bir sonuç, ürün olduğu algılanmıyor. Kitap sana tasarımı öğretmez. Kitap sana tasarım yapmayı da öğretmez. Yani bir tane kitap okuyup tasarım yapabiliyor olsaydın zaten memlekette tasarımcıdan geçilmezdi. Buradaki olay şu, entelektüeliteni geliştirir. İki ürün arasında seçim yaparken neye göre seçmen gerektiğini sana öğretir bu kitap. Yani evinin bir yerinde bir şey yaparken, dekorasyon vesaire yaparken içselleştirebilirsen eğer hangi kriterlere, neye göre uyman gerektiğini öğretir. Sana dediğim gibi tasarım yapma yetisi vermez ama tasarımı okuma ve tasarımı yorumlama yetisi, becerisi verir. O yüzden hazırlıyorum. Abi çok güzel oldu. Bu konuyu zaten senle atıyorum bir sonraki seni burada ağırladığımda daha detaylı konuşuruz. Konuşamadım. Yoruldum çünkü. 2,5 saattir konuşuyoruz. Çok da güzel oldu. Çok da mutlu oldum. Hani seninle tanıştığımıza da çok memnun oldum. Adamın değilsin. Sen de öylesin abi. Eyvallah. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa konuştuklarımız üzerinde ya da Erhan'a direkt sormak istediğiniz bir şeyler varsa her zaman bekleriz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz.